iç harcımızı hazırlayalım. Ve aynı zamanda sosumuzu da hazırlayalım. Sos için yumurtamı kırıyorum. Şimdi yumurtanın içerisine de biraz un ekleyeceğim. Bu arada yağımızın altını da açalım. Bir taraftan da kızartma yağımız ısınsın. Koyu bir pankek hamuru gibi düşünebilirsiniz. Sütü de ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi kabak çiçeklerimizi hazırlayalım. Bunun için misket mozzarella kullanıyorum ve ançüez. Şimdi kabak çiçeklerini alıyorum. Ve kenarlarını bu şekilde açıyorum. Bunun içerisine birkaç tane misket koyuyorum, mozzarella. Bir tane ançüez. Ve bir tane daha üzerine de misket mozzarella koyuyorum. Ve kabak çiçeklerinin yapraklarını da ters düz yaparak üzerine kapatıyorum. Ve bu şekilde kızartmaya hazır. Kabak çiçeklerimi bu şekilde güzelce doldurduktan sonra şimdi artık kızartma kısmına geçeceğim. Son kabağımı da kapatacağım şimdi. Evet. Kızartmak için de biraz önce sosumuzu hazırlamıştık. Yağ iyice kızdıktan sonra şimdi kızartma işlemine geçebilirim. Hemen yağımızı da kontrol edelim. Bir parça yaprak alıyorum. İçerisine atıyoruz. Evet, yağımız istediğimiz gibi iyice ısındı. Şimdi kabak çiçeğini de bu şekilde güzelce hamura buluyorum. Biraz önce yapmış olduğum hamura. Diğer kabak çiçeklerini de içine basıyorum. Bu şekilde. Hamurdan çıkartarak yağın içerisine alıyorum ve burada yavaşça kızartacağım hamurlarımı. Evet, şimdi de ara ara diğer taraflarını da çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Ocağımızın altını kapatalım. Kızarmış olan kabak çiçeklerimizi dışarıya alıyorum. Mozzarella peyniri içerisinde ve ançüezle beraber mozzarella peyniri hafif yumuşadı içerisinde. Şimdi de servis tabağımıza alalım. Hepsini birlikte.